Müthiş bir haberle güne gözlerimi açtım. Türkiye, Yunan adalarını alabilir söylemi ve arkasındaki gerekçeler içimi kıpırdattı. Bu heyecanı hepiniz tadın diye hemen kağıt kalemimi elime aldım. İçimde derin bir sıcaklık yükseliyordu. Bu kelimeler zihnimden dökülürken. İşte bu sıcaklık onların sonu olacak ateşin bir esmasıydı. Türkiye davasını kazanmak için kollarını sıvadı. Tepelerine çökeceğiz, tepelerine. Abone olarak destek verebilirsiniz. Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki sondaj çalışmalarını Yunanistan provokatif hamleleriyle engellemeye çalışıyor. Son dönemlerde yaşanan gerilimi fırsat bilen Avrupa Birliği ise Ankara'ya karşı Atina yönetimine gaz veriyor. Başta Fransa ve Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin desteğini arkasına alan Yunanistan'ın silahlı kuvvetlerini güçlendirmek için 10 milyar avroluk harcama yapmayı planlıyor. Söz konusu iddiayı ortaya atan Yunan medyası, Atina yönetiminin Fransa'dan Rafael savaş uçağı ile Belhara fırkateyn gemisi almak için temaslarını sürdürdüğünü aktarmıştı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Yeni Akit Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yaptı. Sosyal paylaşım platformu Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Hacı Yakışıklı, CHP'nin tek parti döneminde elinin tersiyle iterek Yunanistan'a bıraktığı 12 adayla ilgili müjdeyi verdi. Yakışıklı işte müthiş haber başlığıyla yaptığı paylaşımında 12 ada Girit, Libya, Musul, Kerkük, Kırım, Batı Trakya'nın Türkiye'ye katılması için dava açmaya hazırlandıklarını söyledi. İnanın gelişmeler, yaşanan trafik, hesaplaşmanın geldiği boyut, küresel basınç bu videoya sığmaz. Sığmıyor da zaten. Olan bitenin anlaşılması için isimler üzerinden kırmadan dökmeden gidelim. Türkiye kilit bir ülke. Durum böyle olunca iç basınçta, dış basınçta eksik olmaz. Ne dün, ne bugün, ne yarın. Zaten işaretler de iyice arttı. Anayasa Mahkemesi hak ihlaline uğradığına karar verdiği CHP'li Enis Berberoğlu hakkında yerel mahkemeden yeniden yargılama yapmasını istedi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararında direndi. Gerginlik arttı. Anayasa Mahkemesi üyesi Profesör Doktor Engin Yıldırım da sosyal medya hesabından ışıklar yanıyor diyerek mahkeme binasını paylaştı. İçişleri Bakanlığından CHP'ye, oradan Gelecek Partisi'ne kadar herkes bu topa girdi. Babacan, boş işler bunlar dedi. Tartışma alevlendikçe alevlendi. Başkan Erdoğan olayı başka bir boyuta taşıdı. Tartışmalı bir tweet attığı için de tartışılır hale geldi. Erdoğan'ın sözlerinden sonra tartışılan üye Engin Yıldırım yine sahne aldı. Yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum dedi. Bütün bunlar olurken Almanya'da yaşayan Can Dündar için MİT tırları davası nedeniyle 35 yıla kadar hapis istendi. Önceki gece Oruç Reis'ten rahatsız olanlar kervanına ABD de eklendi. ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerine yeniden başlamasını provokasyon olarak değerlendirdi. Baskı, tehdit, gözdağı ve askeri eylemler Doğu Akdeniz'deki gerginliği çözmeyecektir. Türkiye'yi bu hesaplanmış provokasyona son vermeye ve Yunanistan'la istikşavi görüşmelere bir an önce başlamaya çağırıyoruz. Tek taraflı eylemler güven tesis etmez ve kalıcı çözüm üretmez dedi. Daha önce Türkiye için Avrupa Birliği'nde yeri yok ifadelerini kullanan Avusturya Başbakanı Kurz yine ön aldı. Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yeniden Doğu Akdeniz'e gönderilmesi nedeniyle konuştu. Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ederse Avrupa Birliği yaptırımlarıyla yüzleşir. Rusya'nın Dağlık Karabağ sorunu için kurduğu masada Türkiye'ye yer vermemesinin ardından Dışişleri Bakanı Lavrov'dan yeni bir açıklama geldi. Rusya hiçbir zaman Türkiye Moskova'nın stratejik ortağıdır demedi. Türkiye bizim partnerimiz. Rusya pası verir de Ermenistan durur mu? Durmaz elbette. Nikol Paşinyan sahne aldı. Ulusa seslendi. Şunları söyledi. Ordu birlikleri taktik olarak geri çekildi. Rusya Devlet Başkanı Putin'e destekleri için teşekkür ediyorum. Azerbaycan, Ermenistan'a oranla çok daha zengin bir ülkeydi. Silahlanma yarışında ve kabiliyetinde fark atıyordu. Bu doğal bir sonuçtu. Ancak Fransa ve Rusya devreye giriyor, Ermenistan'a silah yağdırıyordu. İki ülke arasındaki dengeyi bozan Paris'te Moskova oluyordu. İran'da tırlarla yardım yaparak
bu ikiliyi izliyordu. Türkiye S-400'leri alsa da, aktif hale getirmek üzere olsa da, Kremlin stratejik ortak olarak görmüyordu. Anayasa Mahkemesi üyesinin önceki gün attığı tweetten önce Ankara'ya başka mesajlar geliyordu. Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Ankara gerginliği azaltma ve provokasyon arasında gidip gelmeye son vermeli uyarısı yapıyordu. İsveç'in Dışişleri Bakanı Enel Linde de Türkiye'yi Suriye'den çekilmesi için uyarıyoruz diyordu ve bütün bunlar Türkiye'nin bölgesinde mücadeleden vazgeçmesi içindi. Ankara ısrar ettikçe karşıdaki cephe de büyüyordu. Yine zaman ayarlı olarak IMF sahneye çıkıyordu. IMF, küresel ekonomi için %5.2'lik küçülme tahminini %4.4'e çekti. Türkiye için ise %5 küçülecek dedi. IMF gelir de Dünya Bankası durur mu? Onlar da süreye katıldı. Türkiye, 120 ülke arasında dış borcu en fazla olan 6. ülke. Anayasa Mahkemesi üzerinden başlayan tartışmayı, dışarısının tepki verdiği Oruç Reis üzerinden, Azerbaycan'a destek üzerinden, Suriye'deki kararlılık üzerinden okuyun. Türkiye'nin merkezinde yer aldığı bölge için herkes bir şey söylüyor, bir şey yapıyor. Ancak Türkiye'nin elini kolunu bağlayıp oturması bekleniyor. Stockholm, Akdeniz'de bir kıyı kentiydi de bizim mi haberimiz yok? Ya da Viyana kumsalları ve deniziyle Akdeniz'in incisiydi de biz mi görmüyorduk? Örnek çok. Ancak mesele ne Anayasa Mahkemesi üyesinin attığı tweet, ne ışıkların sönmemesi, ne muhalefetin cevap vermesi, ne de tepkisini gizleyemeyenlerin çabası. Haritayı önünüze alıp bir bakın. Türkiye mücadele etmezse fatura ödeyeceğini iyi biliyor ve görüyor. Afganistan'dan Akdeniz'e, Suriye'den Kafkaslara kadar her yerde askeri gücümüz var. Türkiye pes etmedikçe karşı blok genişledikçe genişliyor. Batı'ya uyumlu bir ülke olmadığı için de, kendi yolunu kendi seçtiği için de hepsi birleşip geliyor. Amaç, Türkiye'nin dünya üzerindeki ittifaklarını, rotasını, yörüngesini değiştirmek. Bu nedenle finansal operasyon için start verdiler. Kıskaç büyüsün diye gizli ambargo başlatıldı. Öyle bir koalisyon kuruldu ki içinde Müslüman da var, Katolik de var, Protestan da var, Yahudi de var. Orta Doğu'da var, Avrupa'da var, Amerika'da var, Asya'da var. Dışarıda yenemedikleri, diz çöktüremedikleri Türkiye'yi içeriden eritmek için kapıya dayanacaklar. Zaten kapının önündeler. Bulunamayan şeyi değerlidir. Döviz de öyle. Gizli ambargolarla, finansal operasyonlarla dövizi önce kaçırttılar, sonra sıçrattılar. Ancak her şeye rağmen Türkiye tam gaz yoluna devam etmekte. Verilen mücadele ortada. Anlayanlar anlamayanları anlasın. Ülkesinin Avrupa Birliği dönem başkanı olduğunu hatırlatan Ernst Richel, 24-25 Eylül'deki Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye'ye yaptırım uygulanmasının gündemde olduğunu belirtti. Greek City Times sitesinin haberine göre Yunanistan parlamentosu Avrupa Daimi Komitesi'nde konuşan Richel, "Karşımızda zor bir komşu var. Bu bir sorun çünkü sadece Türkiye değil, başka bir zorlu komşu olan Rusya'da var. Türkiye'yi ikna etmek zorundayız. Mesele nasıl ikna edeceğimiz? Bence doğru cevap havuç ve sopa yaklaşımı. Avrupa Birliği Konseyi'nin çok yakında Türkiye'ye sopasını göstereceğini söylemek istiyorum," dedi. Alman Büyükelçi konuşmasına şöyle devam etti. "Bu mesele dönem başkanlığımıza başlarken sunduğumuz raporda yer almıyor. Çünkü zaman içinde işler değişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın konuyla yakından ilgilendiğini belirten Richel şunları söyledi. Başbakan, askeri çatışmanın önlenmesini, gerilimin azaltılmasını ve deniz yetki alanlarının barışçıl bir şekilde belirlenmesini kişisel meselesi olarak görüyor ve şimdiye kadar da bir miktar başarı elde edildi. Araştırma gemisi Oruç Reis geçen hafta sonu meclisten çekildi. Başarabilirsek yakında bir sonraki aşama olan istikşafi görüşmelere geçeceğiz. Lakin hayalleri suya düştü. Oruç Reis tam gaz Akdeniz'de ilerliyor."